Hepinize selam dostlar, ben Rainlox. Bugün sizlerle birlikte Zula'nın unutulan silahlarına artı 6 basıp oynadığımız seriye devam ediyoruz. Bu serimize Excalibur sponsor oldu. Instagram'dan resim paylaşmıştım ve o resimde 4 tane silah koymuştum. RX 160, Scar SS3 falan, böyle PP Bizon da vardı. En çok istenilen silahı artı 6 basıp sizler için test edecektim. En çok benden PP Bizon'u istediniz ve ben de PP Bizon'u artı 6 basıp oynamak istedim. Daha önce bu silah hiç kimse artı 6 basmamış. Sadece ben zamanında bunun bir artı 5'li halini test etmiştim. Ama çok çok önceydi. Bakalım artı 6'lı hali nasıl? Ve bizde Vandetta'lı, üst eklentili kobrasıyla, işte ne bileyim, böyle lazeriyle filan full eklentili efsane bir PP Bizon var. Bakalım cidden nasıl bir silahmış. Tam 60 mermisi var dostlar. Yani şarjörü bitmiyor abi, tara tara. Zaten hızlı mermi atan bir silah, şimşek gibi çakıyor karamela. Bakalım nasıl bir silah, hep beraber göreceğiz. Deseni yok şu anda, herhangi bir desen PP Bizon'a yapılmamış. Oyun içerisinde nasıl, hep beraber test edeceğiz. Siz de serinin devamı için lütfen like'a basmayı unutmayın. Kanala da abone olursanız çok sevinirim. Başka hangi silahları yapalım? Bunları da yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. En çok hangisini istersiniz? Onun videosu gelecektir. Şimdi PP Bizon'u bir artı 6'ya doğru basalım. Biliyorsunuz yeni bir hesap verdi bize Zula, sağ olsun. Ben de ismini hanım M4A1 getir yaptım. Değişik de bir ismimiz oldu. Bakalım nasıl bir video olacak? Acaba PP Bizon gerçekten artı 6 basılacak düzeyde iyi bir silah mı yoksa kötü bir silah mı? Kimse kullanmıyor. Yani cidden kimse kullanmıyor ama bakalım iyi mi yoksa kötü mü? Öncelikle bir artı 1'e basacağım. Hadi geç oğlum, artı 1'de yakma. Hiç bizi şimdi artistik yapma. Geç oğlum. Süpersin. Artı 1'de direkt geçirdik. Artı 2'ye de geç ya. Hiç bizi üzme. Direkt şöyle üzmeden. Allah seni davul etsin. Süresi 4 gün uzadı. Artı 2'de bunu yaptık. Yakacak bir şey yok. Tekrardan basalım bakalım. Artı 2 de yandı ya. Biraz sıkıntı artı 2 çünkü. Güzel. Artı 2. İkinci seferde bu sefer basmayı başardık. Dediğim gibi iyi bir hafif makinalı silah olduğunu düşünüyorum. Zaten benden de çok istediğiniz bir silahtı. Artı 3'e de tekte geçti ve süpersin. Bayağı vallahi biraz açıkçası zorlanırız diye düşünüyordum ama gayet güzel geçirdik şu anda. Bir de bir artı 4'e basalım bakalım be. Geç oğlum be. Başarı artırıcısız geç. Allah seni davul etsin ya. Bu nedir ya? Artı 4'te yaktık. %30 başarı ihtimali var. Cidden çok zor geçen silahlardan bir tanesi. Bu da o yüzden %30 ve %15 kullanacağım. %44'e çıktı yükselme oranı. Geç bu oğlum, üzme bizi be. Hadi be. Seni daha test edeceğiz. Süpersin ya. Artı 4'e de yine geçirmeyi başardık. Bakın artı 5'te hem hasarı artı 3 artıyor hem de tepmesi eksi 2 azalıyor. Gayet güzel bir silah oluyor PP Bizon bence. Hasarı sadece düşük, tek handikapı bu. Onun dışında diğer özellikleri gayet güzel. En güzel özelliği de 60 mermisi olması. Yani Zula'da böyle en çok mermisi olan silahlardan bir tanesi PP Bizon ama kimse kullanmıyor. Unuttuğumuz için de kimsenin bildiğini düşünmüyorum. Bütün komple bütün başarıları koyuyorum. Ve inşallah artı 5'e tekte geçeriz. Geç bu oğlum be. %49'luk bir başarı ihtimalim var. Üzme bizi. Daha çok artı 6 basmam gereken silah var. Puh, Allah kahretmesin ya. Allah kahretmesin. Artı 5'te yaktık. Bir de %49 başarı şansı vardı. O kadar da başarı arttırıcı kullanmıştık ama sıkıntılı oldu. Tekrardan artı 5'e deneyeceğim. Geç bu oğlum bu sefer be. Üzme bizi. Çok fazla üzme. Çok iyisin be. İkinci seferde. İlk seferde üzdü ama ikinci seferde en azından geçirmeyi başardık. Şimdi tabii %30 başarı arttırıcı alacağım. Aldım abi ben. Heh. Aldım. Heh, tamamdır. %30, %15, %50 ile beraber tekrardan basmaya çalışacağım. Bu sefer de mermi doldurma süresi daha da azalıyormuş, daha iyi oluyormuş. Bakalım ilk olarak biz basıyoruz. İnşallah güzel bir silah olur. Geç bu oğlum artı 6'ya. Üzme bizi. Süpersin lan, süpersin be. Artı 6'ya da tekte basmayı başardık. PP Bizon'u. Harbi diyorum çok güzel oldu ya. Yine bizi çok üzmeyen silahlardan bir tanesi PP Bizon oldu. Biliyorsunuz ben böyle hafif makinalı silahları da seviyorum. PP 2000 gibi, PP Bizon gibi. Ama tabii çok uzun süre geçti arasından. Uzun süredir oynamadım. Hasarı düşük ama onun dışında diğer özellikleri çok yüksek. 60 tane mermi kapasitesi var. Nasıl bir oyun olacak? Ben de merak ediyorum. Dediğim gibi siz de diğer videolarda hangi silahları yapalım? Bunları yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Videoya like atarsanız da serinin devamı için o kadar beni mutlu edersiniz. O zaman hadi oynayışımıza geçelim. Bidon mu yoksa gerçekten karabela mı görelim. Evet dostlar, karabelayı şu anda çektim. Gördüğümüz gibi bir milli takım çıkartması var.
Türk bayraklı bir aksesuarımız var. Vandettasıyla, Cobra üsteklentisi, lazeriyle birlikte efsane bir PP Bizon. Neye basarak hemen lazeri düzeltiyorum. Oynayışımıza geçelim. Bakalım nasıl bir performans göstereceğiz. Tam 60 mermisi var. Yani neredeyse şarjör değiştirmeye gerek yok gençler. Öyle bir silah yapmış Zula. Zamanında ZP'liydi diye hatırlıyorum. Bilmiyorum yanlış mı doğru mu hatırlıyorum ama ZP'liydi sanki. Biraz hasarı düşük, öyle bir eksi yanı var ama onun dışında mermi sayısıyla, hızıyla, ateş hızıyla gayet güzel. Bakalım oynarken de zaten siz de göreceksiniz. Yorumlar kısmına silahla alakalı düşüncelerinizi de yazmayı unutmayın. Kanala abone olarak da bana destek verebilirsiniz. Şöyle bir gidiyoruz, şu anda 4 kişiyi vurmuşuz abi. Şimdi ben bir al içinde patlasın yapacağım. Şu Çanakkale'de bomba atmayı seviyorum. Burada biri mi var? Varmış. Al içinde patlasın. Biri var mı orada bilmiyorum. İçinde var, patlasın. Yokmuş. Silah sıkmıyor. Silahın biraz hasarı düşük gençler ya. Makon gibi cidden. Yani 60 mermisi var. Güzel özellikleri var ama açıkçası hasarı da biraz sıkıntılı. Bakalım nasıl bir performans vereceğiz. Hello. Adam bıçak atacaktı, atamadı. Şimdi bana sinirli sinirli baktı. Lan ne güzel bıçak atacaktım. Niye kilimi çalıyor? Gidelim bakalım. Adam bıçak atacaktı, kilini çaldık ya. Hello. Çok güzel 2'yi indirdik. 3 gelir mi, 4 gelir mi, bir şeyler olur mu? Gayet güzel performans veriyoruz. Sen bir uç bakalım. Bir saniye gençler. Sen bir uç. Al içinde patlasın. İçinde patlasın. Aa orada kimse yokmuş. Vurmuşlar adamı ya. Yoksa onu indirirdik bak. Çok iyisin be. Şarjörü bitmiyor abi. Birazdan bir test yapacağım. Ölünce o testi yaparım. Ulan sis bombasına belki düşer. Ulan harbi diyorum mermisi bitmiyor. Bende artık alışkanlık olmuş. Yedili combo geldi. Şuraya bir saklanayım. Sisi de gayet güzel yere atmışım. Allah. Lan oluyor. Değişik şeyler oldu. 13'e 5 gidiyoruz. Şimdi gençler bir test yapalım. Bakalım bunun bir şarjörü ne kadar sürede bitiyor gençler. Bak. Taramaya başladım. Bak abi bak, hala bitmedi. Hala bitmedi. 60 mermisi var. Bir de hızlı ateş ediyor. Yani yavaş ateş etse tamam tık 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 olabilir ama 180 tane de yedek mermisi var. Yani hani Negev gibi bildiğin ya. Allah ulan. Dörtlü combo geldi, beşli combo geldi. Şarjör değiştir. Al içinde patlasın. Al içinde patlasın. Ah be, hasar yedi ama ölmedi. Şuraya tekrardan bir bakacağım, çok güzel. Abi neler yapıyorsun, yedili combo, 20'ye 5 gidiyoruz. Yani silah normal bir hafif makinalım, biraz daha değişik versiyonu gibi. Bazı özellikleri var çok güzel ama bazı özellikleri var çok kötü. Yani Makon'dan bile hasar seviyesinin sıkıntılı olduğunu söyleyebilirim. Güzel, birini indirdik oradan, burayı da indirdik. Bir şarjör değiştirelim ne olur ne olmaz. Gerçi bir şey olmaz ama yine de değiştirelim. Yani 60 mermisi olduğuna bakmayalım. Arada bir değiştirelim. Hello. Oy. 24'e 8 gidiyoruz. Zamanında bayağı öneriliyordu bu silah. Ama şu sıralarda gerçekten unutuldu. Yani PP Vizon kullanan bir kişi bile yok. Bir de ZP'liydi diye hatırlıyorum ya. Herhalde o dönemler biraz daha ZP'li için kullanıldığı için alınıyordu. Çok güzel. 3 kişiyi yine indirdik. 27'ye 8'lik bir performans var. Şuradan bakalım birini indirebilir miyiz? Kimse de yok gibi ya. Hep şu bölgeye gelip kill kovalıyoruz. Tara kaç, tara kaç yapıyorum. Aha bak buradan gelecek. Yorumlara da bu PP Bizon gibi hangi silahları istiyorsanız onları yazmayı unutmayın. Al içinde, içinde bak, patlar. Ya nasıl ölmüyorsun abi ya? Base basalım bakalım. Allah! Basamadım. Ya açıkçası bileği olan her silahla oynar. Ama mesela bir M468 varken, ne bileyim Chris Vector varken, P90 varken PP biz onu açıkçası alıp da böyle çok da materyal istiyor. Buna basmanıza çok da gerek olduğunu düşünmüyorum. Böyle biraz daha koleksiyoncular tabii ki basabilir bunu ama onun dışında pek artı altı basmanızı gerektirecek bir silah olduğunu düşünmüyorum diyecektim ki ulan beni bu nedir ya, beni bir şaşırttı orada, böyle bir girdim arka arkaya 3-4 kişiyi falan vurduk, 35-11 oynuyoruz, kararsız kaldım. Ya tabii ki bundan iyileri de var gençler, yani şimdi onu da sizlere söyleyelim, bundan iyileri de var.
Ama yine de böyle bir koleksiyoncuysanız, değişik kimsenin kullanmadığı silahları benim gibi seviyorsanız buna bir artı 6 deneyebilirsiniz. Çok güzel, iki kişi indirdik. Abi ne oldu orada ya? Ne oluyor abi? Oyuna ne oluyor? İnternete ne oluyor? Adamlara ping girdi. Ya buradan Zula'ya da bir tepki göstereceğim şimdi gençler. Ya bütün silahlara desen yapıyorsunuz kardeşim. Şu silah niye desen yapmıyorsunuz ya? Bu silah öksüz mü? He? Niye yapmıyorsunuz bu silah desen? Bütün silahların deseni var ya. Bunun niye yok? Zula. Bak sana buradan şey yapıyorum. İhtar yapıyorum. Bu silah da bir desen getirin. Mad Bait. Yani şimdi çok da şey yapmayalım. Şimdi banlanmak istemiyorum. Ama bu silah da bir desen getirin abi. Bu silah nedir ya? Deseni olsun yani. 43'e 14 oynamışız dostlar. Hanım PP biz onu getir diyerek. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum açıkçası. PP biz onu merak eden kardeşlerimiz için Excalibur sponsorluğunda güzel bir video oldu. Serinin devamı için dediğim gibi öncelikle Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın. Çünkü oradan bazen sorular soruyorum ve bu silahları belirleyebiliyoruz. Rainnox Ultra Batuhan şeklinde. Hala kanala abone değilseniz abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Bugünlük benden bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek dileğiyle dostlar. Hoşçakalın. Bay bay.